Öz babasından 4 aylık çocuğunu aldırmak zorunda kaldığımız kızımız. Öz abiden geceler boyu tecavüz görüp de kendini sıkmaktan bacakları kendiliğinden çarpıklaşan kızımız. Anlatsam roman olur denir ya, işte tam da öyle. Bir değil, beş değil, onlarca genç kız, onlarca öykü. Üstelik bunlar yalnızca onun şahit oldukları, duydukları, kim bilir daha başka neler vardır diğyor iç çekerek. Uğur İlhan, Türkiye'nin ilk kadın sığınma evinin kurucusu. 2006 yılında ise Türkiye'nin ilk ve tek genç kız sığınma evini açtı. 18 yaş büyüğü ve evlenmemiş genç kızların gidebileceği hiçbir yer yoktu. Türkiye'de 100'e yakın kadın sığınma evi var. Ama 25 yaş altını kabul etmiyorlar. Yetiştirme yurtlarındaysa kız çocukları okumazlarsa 18 yaşına kadar kalabiliyor. Yurtlarından ayrılmak zorunda kalan töre ve namus cinayetinden, aile içi şiddetten kaçan gencecik kızların tek umuduysa genç kız sığınma evi oldu. Onların deyimiyle güneş evi onlara karanlığın içinde bir ışık oldu. Özellikle en çok ezilen kızlar oluyor. Erkekler bir şekilde başının çaresine bakabiliyor ama kızlar hep başkalarına muhtaç oluyor. Halbuki böyle yerler olursa, destek verilirse herkes kendi ayağının üzerinde durur zaten. Güneş evinde tek amaç bu. Kızların kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlamak. Eğer ortaokul, ilkokul eğitimi yarıda bırakmışsa, okumak istiyorsa ilk işimiz açık liseye yazdırıyoruz. Sınavlara gidiyor. Buraya 20 yaşında hiç daha okula gitmemiş olarak gelip de bu sene liseyi bitirecek kızımız var. Onlar adına karar vermiyoruz. Kendi hayatından ilgili ne bekliyorsun? Bu anlamda özel kurslardan destek alıyoruz. Meslek edinmek isteyen kızlarımız gibi manikür, pedikür eğitimi, aşçılık eğitimi gördüler, sertifikalarını aldılar. Peki genç kız sığınma evine kimler nasıl başvurabilir? En yakın karakola gitsinler. Genç kız sığınma evine gelmek istediğini söylesinler. Karakol onlara yardım eder ya da muhtara gitsinler, kaymakamlığa gitsinler. 16, 17, 15 yaşında evlendirilmiş, 18 yaşını doldurduğu zaman bize çok rahatlıkla gelebilirler. Güneş evi gönüllülerin desteğiyle ayakta duruyor. Çoğu zaman giderler gelirleri çok azsa da bu evde umut hiç tükenmiyor. Nakit desteğini şöyle bekliyoruz. Ben size 30 liralık bir bütçe çıkartıyorum diyebilir. Ben ona telefon numaramızın faturasını verebilirim. Taze sebze çok önemli. Gider bir dükkandan alır, kendi elleriyle getirir. Kızlara teslim eder, bana da değil. Yardım etmek isteyenler gençkızsığınmaevi.org sitesinden dernek merkezine ulaşabilir.